Kampasting ve KDV iade raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi konulu seminerimize hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Başkanımız Sayın Selahattin Karakaş'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, Yerli Mali Müşavirler Odası böyle bir karar alıyor, ilk defa geliyor. Tabii çok memnun oluyoruz. Misafirlerimizle birlikte hepiniz bir kere hoş geldiniz. Sayın üstadlar, sayın meslektaşlar. Gerçekten tahmin ettiğimizden çok fazla bir ilgi oldu. Bu bize bir taraftan memnun ederken bir taraftan da sizleri böyle ayakta bırakmak, kapıda bırakmak da ayrıca bir üzüntü kaynağımız oldu. Bize bu gösteriyor ki bizim bu semineri birkaç defa tekrar etmemiz gerekiyor. Daha büyük salonda olabilir. Önceden bilgilenirsek sayısal olarak onu da yapabiliriz. Birkaç defa da tekrar edebiliriz. Çünkü gerçekten önemli bir konu, hepimizi yakından ilgilendiren bir konu. Onun yanında da ayrıca yardımcılarımızın da bu konuları bilmesi ve bizlere destek vermesi bakımından da büyük bir ihtiyaç olduğu da malum hepimizce. Sayın meslektaşlar, bildiğiniz üzere yıl tarihinden itibaren kan tasdik raporları elektronik ortamda vergi dairelerine bildirme zorunluluğu getirildi. Bunun yanında bir de katma değer vergisi iade raporları da yine 1-1-2020 tarihinden itibaren başlamak üzere ama Nisan ayına kadar isteyen elektronik ortamda, isteyen kağıt ortamında vermeye devam edecek. Ama Nisan'dan itibaren KDV iade raporları da elektronik ortamda tamamen verilme esası getirilmiş durumda. Tabii burada 295 sayfalık bu elektronik ortamda nasıl raporlar vergi dairesine gönderileceğine ilişkin kılavuz görünce ansiklopedi gibi insanın moralinde bozulmuyor değil. Onun için de ileri bir teknoloji bilgisine de ihtiyaç var. Bu konularda yardımcılarımız bize önemli bir destek verdiği için haliyle öncelikle Yeminli Mali Müşavirler yanında onların da en az Yeminli Mali Müşavirler kadar bunları bilmesi ve işlerin hızlandırılması ve geliştirilmesi bakımından önem arz ettiğinden biz açıkçası yardımcılarımızı 3 kişi, 5 kişi, 4 kişi diye sınırlandırmak istemedik başlangıçta. Ve onu ölçmek için de isim istedik. Ama geriye dönüşümüz için pek zaman kalmadı. Biz açıkçası ek toplantılarımızla birlikte burada 120-130 kişiyi daha misafir olarak kabul edebileceğimizi hesaplamıştık ama ilgi tahminimizin çok üstünde oldu. Bu da bizi gösterdi ki bu tip seminerleri tekrar olacak. Bunu biz en kısa zamanda sizlere duyuracağız ve tekrarını yapacağız. Ve uzun bir zaman olmayacak. Muhtemelen sunucu arkadaşlarımızın da bilgisini alarak bir de tesadüfen de malum bu ay bizim sözleşme ayı. Onun için de zamana da ihtiyacımız var meslektaşlar olarak. Bunun zamanlaması muhtemelen Şubat ayının ilk haftası olabilir diye ben tahmin ediyorum. Ama sunucu arkadaşlarımızın da müsait olma durumlarını da tespit etmek durumundayız. Bu bağlamda yönetim kurulu üyemiz Akın Özel ve Yeminli Mali Müşavir üyesi aynı zaman biliyorsunuz. Aynı zamanda da
gelinli, mali müşavir üyelerimizden Mihdiye Taşçı, aynı zamanda İstanbul Yardım Standartları Komisyonu üyesi kendisi. Özel ricamızı kabul ettiler. Çünkü bu işi sadece okuyarak değil, bizzat yaşayarak bunları aktarmak, anlatmak önemliydi. Sağ olsun onlar kendi şirketlerindeki özel bilgileri de dikkate alaraktan bize böyle bir kolaylık sağladılar. Bunun tekrarını isteyeceğiz. Onun dışında ben tabii bu kadar kişiyi burada bulmuşken birkaç bilgilendirme de yapmak isterim. Bizim 3 aydır çalıştığımız bir denetim standartları çalışması var. Yeminli mali müşavirlerin ve Türkiye'deki yeminli mali müşavir odalarının birlikte hareket ettiği ve her odanın kurduğu denetim standartları komisyonları çalışmaları üzerine en son geçen hafta Maliye Bakanlığı'na değişiklikleriyle beraber sunuldu. Orada önemli olan sunulan husus birincisi denetim standartları bundan sonra tam tasdik raporlarında da dikkate alınacak. Bu arada zorunlu sigorta getirilmek isteniyor. Artı idari para cezalar getirilmek isteniyor. Artı denetim standartlarında kalitenin sağlanması ve gözetimin sağlanması öncelik alıyor. Bunların Maliye Bakanlığı tarafından yaptırılabilmesi için de yasal imkanların olması gerekiyor. Bunun için bizim 3568 sayılı yasada bir değişiklik veyahut da Kanun Kuvvetinde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi falan gerekiyor. O nedenlerle en son Maliye Bakanlığı'nda yaptığımız bir geniş toplantıda bunların en azınlıklarını yaptıktan sonra ancak bu düzenlemeler yapılabilecek. Buradan çıkıyor ki akşamdan sabah olmayacak, biraz zaman alacak. Bu denetim standartları bağımsız denetimle birleştirilmesi konuları. Onun dışında arkadaşlar ben fazla zaman almıyorum çünkü çoğu kişi ayakta olunca ben de rahatsız oldum. 18 Şubat mı uygulayacak? Sunucu arkadaşlar diyor ki 18 Şubat'ta biz bu işi tekrar size sunabiliriz, yardımcı olabiliriz diyorlar. Herkes bugünden notunu alırsa bence iyi olur. Bu arada geçmişte bizim burada yaptığımız Concordato komiserliği eğitimi ve bilirkişi eğitimi vardı. Onların da sertifikaları imzalandı hazır. Bu eğitimlere katılanlar bu sertifikalarını çıkarken almayı unutmasın. Ben size kolaylıklar diliyorum. İyi seminerler, değerlendirmeler diyeceğim. Teşekkür ederim. Aşağıda Selmen Oğuz'un birinci kattaki toplantı salonu boş kalır. Ya oraya alsak çünkü milletin yarısı dışarıda ayakta ve giremiyor. Bizim bu kadar alacak kadar geniş toplantı salonu var mı orada? Var tabi. Orası... Şey, İsmail Bey aşağıda şu anda... 300 kişilik isterseniz bir bakalım. Telefon açıp oraya açtıralım bari. İsmail Bey aşağıda eğitim varmış şu anda. Dün biz konuştuk aşağıda eğitim olduğunu söylediler aşağıda. Eğitim var. Aşağıda eğitim varmış. Var mı böyle bir... Ayrılmıştır. Konfirm edin. Tamam. Yapayım mı? Geleyim mi? Arkadaşlar 18 Şubat'ta bunun tekrarını yapacağız. Rahatsız olanlar kusura bakmasın. Tekrar o güne gelebilir. Ama ben ayakta da gideceğim derseniz zorlarınızı sadece mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi de konuyla ilgili sunumu yapmak üzere Sayın Hanım'ı ve Deli davet ediyorum. Değerli üstadlarım, meslek mensubu arkadaşlarım, öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi biz yeminli mali müşavir açısından yeni bir süreç başladı. Öğrenilmesi gereken yeni bir süreç başladı. En yememe olayım. Biraz 2019 tarihinde yayınlanan yeminli mali müşavirlerin tasdik raporlarını elektronik ortamda göndermesine ilişkin tebliğ gereği 10 Haziran 2019'dan itibaren gelir ve
Bunlar belki tasdik yok orada da. Elektronik ortamda gönderilmeye başlanmış. Yine aynı tebliğin 11. maddesinde 1.000.2020 tarihinden itibaren de zorunlu olarak gelir ve kurumlar vergisi tasdik raporlarının internet vergiler sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderileceği hüküm altına alındı. Sonrasında yayınlanan 13 Kasım'da bir nolu sirkülerde ise 15 Kasım 2019'dan itibaren tüm kadar katma değer vergisi yani tasdik raporlarının ihtiyacı olarak 1 Nisan 2020 tarihine itibaren ise zorunlu olarak yalnız sistem üzerinden gönderileceği yasalaştı. Evet. Başkanım böyle eğitim olur mu başkanım? Sesi açar mısınız? Arkadan hiç duyulmuyor. Ben mikrofonumu açtım ama gelmiyor. Daha arkaya hiç gelmiyor. Arkadan mikrofon yok. Rezervasyon yapıp geldik bir de. Orada mikrofon yok. Şey yapıp şimdi, şimdi yeminim geliyor mu? Geliyorum, açtım ben. Yeminim hali müşavirlerin düzenleyecekleri bu tasdik raporlarını 3568 sayılı yasa ve diğer ilgili kanun maddelerine göre gelişen bilgi teknolojilerinden faydalanarak kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye göndermeleri bu tebliğin amaç ve hedefi. Bundan sonra vergi dairesine gitmeyeceğiz. Oturduğumuz yerden kolay bir şekilde bu raporları gönderebileceğiz. Herhangi bir ilde ise yine gitmiyoruz. Büromuzda bu raporları kullanıcı şifremizle gönderiyoruz. İdare bu sistemi hazırlarken kolay ve basit bir kılavuz hazırlamış. Sisteme erişim kolay, ağır bir teknoloji kullanmamış. Biz meslek mensuplarının hayatını kolaylaştıracak şekilde benim açımdan geç bir adım olarak da gördüm ben. Çünkü firmaların çoğu zaten elektronik ortama geçtiler. Defterler geçti, faturalar geçti. Göndermesi gereken çoğu bildirim firmalar şu anda elektronik olarak zaten gönderiyor. Biz yemimi olarak geç bile kaldık. Kolay, hızlı, güvenilir ve rahat bir ortamda bunları gönderme imkanı sağlandı. 1.000.2020 tarihinden itibaren de zorunlu olarak bütün tam tasdik raporları, gelir ve kurumlar vergisi raporları elektronik ortamdan, sistem üzerinden elektronik imzamızla gönderilecek. Şimdi kimler bu sisteme, bu menülere erişim imkanı sağlayacaklar? 3568 sayılı yasaya göre mührünü ve ruhsatını almış, bağlı olduğu meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı yeminim hali müşavirler, kendilerine ait kullanıcı kodu şifreleriyle bu sisteme bu raporları göndermek için bağlanacaklar. Daha öncesinden yemin-i malumşar şirketlerinin almış olduğu kullanıcı kodu şifreleri bu sisteme erişim imkanı vermeyecek. Yemin-i malumşar daha önce bir şifre almadıysa bağlı olduğu vergi dairesine başvuracak. Kullanıcı kodu ve şifresini alacak. Bu kullanıcı kodu ve şifresini meslek mensubu YMM olarak aktive edecek. Ben şahıs olarak çalışıyorum. Bende daha önce kullanıcı kodu şifresi vardı. Ama erişimi sağlayamadım. Bir dilekçeyle bağlı olduğum vergi dairesine başvurdum. Ve yetki tanımlamamı meslek mensubu YMM olarak yaptım ve bir tane rapor aslında biz girdik. Ama bu kişisel verileri koruma kanunu gereği size bunu burada artık veremeyeceğiz. Firmadan izin almıştım ama kamerada çekiyoruz, sitede yayınlayacağız herhalde. Kılavuz üzerinden gideceğiz. Daha önce yemin-i mali müşavirin şifresi varsa, sözleşme gönderme ya da beğenlenme gönderme ile alakalı bir şifre aldıysa, tekrardan şifre almasına gerek yok. Bağlı olduğu vergi dairesine başvuracak. Şifresini meslek mensubu YMM olarak değiştirecek. Yemin-i mali müşavir şirketleri kendi şifrelere erişim sağlayamıyorlar. Şirket ortakları ya herhangi bir vergi dairesine giderek şifrelerini alacaklar ve şifrelerini yetkilendirirken meslek mensubu YMM şirket ortağı olarak aktive edecekler. Öbür türlü YMM tasdik sözleşmeleri menüsüne erişim imkanı sağlanmıyor. Yemin-i mali müşavirler kendi bürosunda çalışan personelin alt kullanıcı olarak yetkilendirebilecekler. Bunları yetkilendirebilmeleri için öncesinden, daha önce kanunumuzda da var, büro çalışanları internet vergiler üzerinden çalışan olarak bildiriyorduk.
şirket ortakları için yeni bir kullanıcı kodu ve parola aktive edildi vergi dairesinde. Şirket ortakları da yine büro çalışanı gibi şirket ortağı olarak sisteme girilecek. Ve yetkilendirme ve rapor düzenleme yetkisi verirken bu arkadaşlar otomatik olarak sisteme gelecekler. Yeminli mali müşavir hangi alt kullanıcı yetkilendirmek istiyorsa alt kullanıcı da bağlı olduğu vergi dairesinden parola ve şifresini almak kaydıyla isterse sisteme giriş yetkisi verebilecek, isterse rapor düzenleme yetkisi verebilecek, isterse her ikisini de aynı anda verebilecek. Evet. Burada sisteme büro çalışanlarının girişi var. Yememe sözleşme bilgileri kısmına TC numarasını yazarak büro çalışanlarının bir kere girmiş olmamız gerekiyor. Bu saatten daha öncesinden olması gerekiyor. Yememe hizmeti veren şirket ortakları açısından da ortak yeminli mali müşavir olarak girilmesi gerekiyor. Yeminli mali müşavir şirket ortaklarına. Sonrasında tam tasdik raporunun giriş kısmı. Kullanıcı yeminli mali müşavir şifresi, kullanıcı kodu parolasıyla girdi ve tam tasdik raporlarını seçti. Pardon, alt kullanıcı yetki vermeyi seçti. Daha raporlara girmedi. İlk bu ekranda karşılaşacak. Raporu kendisi düzenleyecekse bir sıkıntı yok. Ama raporu bir alt kullanıcıya yetki verecekse, daha önce büro çalışanı kısmına girdiği büro personeli bu alana her iki alana da otomatik gelecek. Kimleri girdiyse. Alt kullanıcı vergi dairesinden, herhangi bir vergi dairesinden ya da interaktif vergi dairesinden şifresini ve parolasını almadıysa eğer sisteme giriş yetkisi alamayacak. Yetkilendirecek. Ama o kişinin altında kullanıcı kodu ve parolası yoktur, sisteme erişim yetkisi yoktur diye bir ibare çıkacak. Yani şu anda kimlere alt kullanıcı yetkisi vereceksek bu arkadaşların herhangi bir vergi dairesine ya da interaktif vergi dairesi üzerinden dilekçe göndermek suretiyle kendilerine ait birer tane kullanıcı kodu ve şifresi alması gerekiyor. Yine aynı şekilde yukarıda sisteme giriş yetkisi verdik. Kullanıcının şeyi var, parolası ve şifresi var. Rapor düzenleyecekse eğer sistemin daha ileriki kısımlarına rapor üzerinde herhangi bir işlem tesis edecekse rapor düzenleme yetkisi vermemiz gerekiyor. Aynı anda. Rapor düzenleme yetkisine verdiğimiz zaman alt kullanıcı kendi şifresiyle bağlanacak ve bu raporları yeminli mali müşavir adına elektronik imzalama ve elektronik imzalanmış raporu iptal etme dışında bütün işleri yapmak üzere sisteme girecek. Raporları imzaları gönderme yeminli mali müşavire ait. İmzalanmış raporların iptal edilmesi yeminli mali müşavire ait. Alt kullanıcı şifresi raporu elektronik imzayla gönderemiyor. İmzalanmış raporu iptal edemiyor. Alt kullanıcı raporu düzenliyor. Yeminli mali müşavirin imzaladığı raporu pasife çekebiliyor. Pasife çekme yetkisi var. Bu buyurun. Şimdi oraya geliyorum. Şeyi anlattım. Alt kullanıcıyı anlattım. Yeminli mali müşavir ferdi çalışıyorsa problem yok. Yeminli mali müşavir ferdi çalışmıyorsa şu öbür bölüme geçeyim. Buraya tekrar geleyim. Sorunuza cevap vereyim. İzin ediyoruz ama sorduğunuz için. Evet. Bir yeminli mali müşavir birden fazla alt kullanıcıya yetki verebilir. Alt kullanıcı şifresine girdi, bağlandı. Yeminli mali müşavirin adı ve soyadı çıkacak. Yeminli mali müşavir hangi firmada sözleşme imzaladıysa
alt kullanıcı hangi yeminli mali müşavirlik sözleşmesine rapor yazacaksa onu seçecek. Aynı zamanda yeminli mali müşavir şirket ortağı olabilir, üç şirket de ortak olabilir. Sözleşmeyi üç şirketten bir tanesi yapmış olabilir. Alt kullanıcı aynı zamanda yeminli mali müşavirin ortak olduğu şirkette seçmesi gerekiyor. Çünkü sistem kendi içerisinde sözleşmeyi kontrol ediyor. Yeminli mali müşavir şirketinin hangi firmayla sözleşmeyi süresine verip vermediğini kontrol ediyor. Dönemini kontrol ediyor. Herhangi bir uyuşmazlık anında zaten bu firmaya sözleşme yapamazsınız ya da rapor düzenleyemezsiniz diye uyarı veriyor. Tekrar geri gidiyor. Evet. Şu anda genel tebliği anlatıyorum. Daha raporlarla alakalı bir şey yapmadım. Teknik kılavuz basit düzenlenmiş, anlaşılabilir bir şekilde incelediğiniz zaman biraz sayfa sayısı fazla. Sayfa sayısının fazla olması her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatmak için yapmışlar. Tabii yeminli mali müşavirler biz bugüne kadar fiziken görüp mühür kullanarak rapor imzalamaya alıştık. Ama bu sisteme alışırsa yeminli mali müşavir arkadaş biz bir raporu yazdık. 70. sayfaya geldik. Kurumlar vergisi beyannamesi ve yenilmediği sistem açık olmadığı için çoğu bir bölümünü getirdik. Aslında size onu internet şifrenle bağlanıp verecektim ama kişisel verileri koruma kanunu engelliyor bizi. Kılavuz üzerinden gideceğiz ama kılavuz gayet net ve açık. Burada dediğim gibi bu sisteme erişim, bir takım Excel tablonun doldurulması, her bölümün altındaki açıklamalara manuel veri girişim yapılması ve belge yüklemesinin dışında tam tahsis raporu için söylüyorum. Herhangi bir zorluğu yok. Sırf tam tahsis sözleşmeleri, raporları buna göre kurulmuş. Ağırlık belge yüklemesi. Yani korkulacak bir şey yok. Biraz Excel bilgisi gerekiyor. Birazdan geçeceğim. Alt kullanıcıyı tanımladık. Şirketlerin, yeminli mali müşavir şirketlerin sisteme erişim yetkisi yok. Erişim yetkisi ortaklara ait. Ortaklar aynı şirkette 3-4 tane yeminli olabilir. O 3-4 tane yeminli bütün çalışanları yetkilendirebilir. Alt kullanıcının hangi yeminle de rapor düzenleyecekse seçmesi gerekiyor. Yeminli mali müşavir şirketi, bir yeminli mali müşavir arkadaş 3 tane şirkette ortak olabiliyor. Onu da seçmesi gerekiyor. Şu ikisi tamam. Yemini rapor eklenmek üzere bir ek listesi var. Bu zorunlu. Tebliğin 5. maddesine istinaden. Bu ek listesine muhakkak hangi evrakları rapor ekine elektronik göndereceğiz. Hangi evrakları raporun sayısını ilgi tutarak gerekçe ekine göndereceğiz. Muhakkak belirtmemiz gerekiyor. Bir de rapora girecek bilgiler. Yapılacak açıklamalar, eklenecek belgeler 5 megabaytı geçemeyecek. Bu biraz sıkıntı veriyor. Burada da bir takım raporlara girerken kurallar var. Ekleyeceğimiz belgelerin Word, Excel, PDF olması gerekiyor. Bunların uzantıları bilgisayara yüklenirken XLS, XLS, XDocX formatında olması gerekiyor. Yükleyeceğimiz belgeler resim formatında olması gerekiyor. Resim formatı hafızada çok yer kaplıyor. Resim formatını ille de yüklemek istiyorsak eğer bunu PDF'e döndürmemiz gerekiyor. PDF olarak yüklememiz gerekiyor. Kaç sayfaya kadar yükleme yapabiliyoruz? Sayfa sayısı yok. 5 megabayt. Şimdi şöyle söyleyeyim. Nasıl uzunluğu metre, ağırlığı kilo olarak ifade ediyorsak bilgisayar sisteminde de bir takım birimler var. Bit, byte, kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt. Demiş ki 5 megabaytı geçemezsin. Kendi içlerinde 1024 katlar oranında azalır, artar bunlar. Bağlanıp açabileyim. Yüklediğiniz evrağın klavyede sağ tarafa bastığınız zaman en altta özellikler çıkar. Özelliklerde diskette ne kadar kilobayt ve byte tutacağı parantez içerisinde yazar. Bakın oraya çok yüklüyse yüklemeyin. Bir takım evrakları vergi dairesine direkt şeklinde gönderebiliyorsunuz. Ek listesinde
işaretleyin kaç sayısı, kaç sayfa tuttuğunu. Ben bunu dilekçe şeklinde vereceğim deyin. Ve dilekçe şeklinde verin. Ama yükleyeceğiniz böyle çok fazlaysa, yani resim formatı, dediğim gibi sağ tuş açar, kopyala yapıştır, en altta özellikler yazar. Özelliklerde kaç kilobayt, kaç byte olduğu yazar. 60-65 sayfa 1 megabayta gelmemişti, biz yazdık. Yetiyor aslında. 65 sayfa bir tane üstad raporu yazdık. Size anlatmak için yazdık. Zaten kumersi beyannamesi yoktu ama şu kişisel yeri olmasaydı açacaktım burada. Yani bağlanacaktım internet var yazdığında kendi şifremden. Peki Akın Bey. 5 megabaytın içine rapor da dahil mi, sadece ekler mi? Üstad, raporun şablonu dahil değil. Gireceğiniz, birazdan anlatacağım. Excel tabloları. Şey de var bitti. Açıklama kısmına gireceğiniz veriler. Ekler 5 megabaytı geçecek. Yani sistemi açtınız, kapaktan başladınız, kapak bölümünden başladınız. Giriyorsunuz. Altında açıklama bölümü var. İşte yukarıdakiler yetmiyorsa açıklama gireceksiniz. Açıklama yukarıdakiler yetmedi. Excel Word'de dosya yükleyeceksiniz. Bunların hepsinin toplamı 5 megabaytı geçmeyecek. Şimdi şöyle söyleyeyim işte. Zaten raporun kendisi girdikleriniz. Ne giriyorsanız elektronik imza ile karşı tarafa gidiyor. Şey yok. Tablo mu yazdınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bilgisayarda bit byte diyoruz ya, bir karakter 8 bit olması lazım. Bir boşluk bıraktığınız zaman 8 bit şey alır, hard diskte yer tutar bu. Bunlar da işte bit, byte, kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt 1024 katlarıyla artar. 5 megabayt yetiyor. Çok böyle nasıl söyleyeyim, çok ağır bir yük, belge yüklemeniz gerekiyor. Yani raporu o kadar inceğine boncuğuna kadar detay girmeniz gerekiyor. 5 megabayt yani bizim açımızdan bir sıkıntı yaratmadı. Buyurun. Şimdi ben şey için, HDB raporları için deneme yaptım da 5 megabayt buna yetmedi. Siz nasıl bir... Dilekçe şeklinde gönderirim. O şekilde... Şimdi TD diyor ki... Siz yetiyor dediniz ya. Şimdi tam tersi yok. O bir kaderi anlatacak. Ben tam tersi anlatıyorum. Tam tersi de yetiyor. Bir de dilekçe 5 megabaytı geçtiniz. Zorunlu olarak vermeniz gereken evraklar var. TV diyor ki ek listesinde ben bunu dilekçe şeklinde vergi dairesine vereceğim de işaretle 5 megabaytı ne geçiyorsa dilekçe şeklinde verin süresi içerisinde. Sıkıntı yok. Birazdan oraya da geleceğiz. Vergi dairesine vereceğiniz evrakların sayısını muhakkak yazıyoruz. Bu ek listesinde nasıl vereceğimizi işaretliyoruz, tıklıyoruz. O bölümde şey görünecek. Ve elektronik imza ile göndereceğiniz beyanname süresi nedir? Gelir vergisinin 30 Mayıs 23-29 kurumlarda 30 Haziran 23-29 tarihine kadar da bu ek listesini vergi dairesine vermeniz gerekiyor. Bu tarihten sonra verirsek vergi dairesi kabul etmiyor. Ve tam tersi raporları için de ek belge kabul edilmiyor. Yani ilgili mevzuatındaki süre neyse o süre içerisinde elektronik imzalamamız ekleye de aynı süre içerisinde vergi dairesine dilekçe şeklinde ille yeminim hal müşahar da aramıyor dilekçe şeklindeki evrakları. Herhangi bir büro çalışanı götürür verir diyor. 5 megabaytta sıkıntı yok. Resim formatında olmaması gerekiyor. İlle de resim yapacaksak PDF formatına döndürmemiz gerekiyor. Word, Excel, PDF yükleyeceğiz. Bunları da bilgisayara yüklerken uzantılarının zaten yüklemeye kalkarsanız docx, xls, x numerik olduğu için bu şekilde kaydeder. Ve yüklerken de bu şekilde yükleyeceğiz. Evet, ilgili mevzuat hükümlerine göre verilmesi gereken beyannameler süresinde verilirse eğer bir anlam ifade eder. Süre sınırlaması olmayan kader iadesi tam tasfiye raporu gibi vergi dairesi memurunun işlemi bitirip tarihine kadar verilebilir. Ama tam tasfiye kurumlar vergisi beyannameleri yasal süresi neyse, işte gelir vergisi 31 Mayıs, kurumlar vergisi 30 Haziran, 23-59'dan önce elektronik imza ile imzalanıp idareye intikal edilmesi gerekiyor. Bu tarihten sonra
Biz Aralık ayında sisteme giriş yapmaya çalıştık, sistemi kapatıyorlar. Bu tarihten sonra pasife çekemiyorsunuz. Bu tarihten sonra imzaladığımız beyannameleri iptal edemiyoruz. Beyannamenin üzerinde 30 Haziran'dan ya da 30 Mayıs'tan sonra herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. Yasal süresi neyse o süre içerisinde beyannameleri elektronik imzaya gitmesi gerekiyor. Daha önce bir beyanname elektronik imzayla gönderdik. Mayıs ayında bir eksiklik çıktı. Pasife çekiyoruz. Pasife çekmek sizi ileride anlatacağım. Hem yemin varışa hem de alt kullanıcıya ait. Pasife çektiğimiz beyannameyi tekrardan onaylamamız gerekiyor. İlk gönderirken birinci versiyonda çıkar altında. İlk gönderdiğimizde birinci versiyonda çıkar altında ikinci kez aynen düzeltip onayladık. İkinci versiyon diye altında işte üçüncü pasife çektiniz bir daha gönderdiniz. 3-4 diye gider. Ve ilk raporla da bağlantı kurulur. Yeminim Ali Müşavirler elektronik ortamda gönderecekleri bu beyannameler sanki kağıt ortamında imzalanmış ve mühürlenmiş beyannamelerle raporlarla beyannamelerle kusura bakmayın aynı sorumluluğa sahiptir. Yani ben beyannameyi raporumu elektronik ortamda gönderdim. Benim daha sorumluluğum yok diye bir şey yok. Sorumluluk açısından nasıl mühür kullanarak imzalayıp kağıt ortamında veriyorsak elektronik imzayla gönderdiğimiz raporlarda aynı sorumluluğa sahibiz. Yani çıkacak vergi, ceza ve geçme faizinden mükellefle beraber sorumluyuz. Demiştik 23.59 son süre. Mevzuatındaki süre neyse son 23.59'a kadar elektronik imzayı onaylamamız gerekiyor. Sistem üzerinden gönderilecek bu raporların dispozisyonu, saklanması, girilmesi, kaydedilmesi ve bununla ilgili her türlü usuller, esaslar ve değişiklikler internet vergilerisi üzerinden bir teknik kılavuz var. Buradan yayınlanıyor. 10 Haziran'dan itibaren sürekli ekleme yapılarak geliyor. İdare şu anda oturtmaya çalışıyor. Ve arka arkaya düzeltme geliyor. Sürekli teknik kılavuza bakmak gerekiyor. Çünkü girdiğiniz zaman siz de göreceksiniz bir takım bölümlere giriş imkanı vermiyor. Kapasite raporuyla alakalı bir takım bölümlere hala giremiyorsunuz. Bir hafta önce giriş imkanı vermedi bir bölümü açmışlar. Bu da şu anlama geliyor. 1 Nisan'da kurumlar vergi sistemi açıldığı zaman diğer bölümleri de açacak. Raporları sisteme nasıl gireceğiz? Demiştik ya basitlendirilmiş bir takım yollar. Bir tanesi her bölümün altında açıklama bölümü var. Sınırlama yok. İstediğiniz kadar gelebilirsiniz. Buradan manuel gelebilirsiniz. Masa üstüne Word, Excel tablo yapıp o Word ya da Excel'i buraya kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Burada hizalama yapamıyorsunuz. Word dosyası gibi yukarıda size işte italik ver, koyu ver. Öyle bir imkan yok. Mantıklısı Word'de yani ön tarafta Word'de ya da Excel'de hazırlayıp buraya yapıştırmak. Word'de sayfaya getirdiğiniz, sağa getirdiğiniz, baktınız ne yapıştırdıysanız aynısını rapor görüntülemede görürsünüz. Bir çıkıyor. Manuel girme hakkı da var. Size sistem müsait. Oturup ben burada manuel yazacağım da diyebilirsiniz. Dönüp Word'de yazıp kopyala yapıştırıp yapabilirsiniz. Her bölümün altında bir açıklama bölümü var. Yukarıdaki yapmış olduğunuz tablolara ya da girmiş olduğunuz bilgilere ilave bir açıklama yapmak istiyorsanız eğer burada bazı alanlar zorunludur, bazı alanlar şeydir. Zorunlu değildir. Yanında yıldız işareti varsa o alanı doldurmadan raporu kaydedemezsiniz. Kaydetmeniz raporu imzalayamazsınız. Şimdi Mihtiyar'ın manuel girdi. Ben kopyala yapıştıra alışı. Manuel girdiği zaman raporda şurada kesiyor, şuraya getiriyor, şurada bırakıyor satır başlarını. Yani muntazamlık vermiyor. Rapor görüntülemesi muntazam. Yani rapor çıktığı zaman çok güzel bir çıktıyla geliyor karşımıza. Yani Word
de hizalamaları, dizaynı yapıp almak gerekiyor. Excel'de yapıyorsak, Excel'den yapıştıracaksak ya da Excel'den bir dosya yükleyeceksek Excel'de bir sayfaya sığması gerekiyor, sayfayı taşımamanız gerekiyor. Excel'de yükleme yaparken sağda biliyorsunuz ölçeklendirme vardır. Bir sayfaya sığdır bölümü var. Genelde o bir sayfaya sığdır deyip Excel'de bir sayfayı alıp yüklemek daha mantıklı. Girişlerin bir bölümü açıklama şeklinde menülere. Bir bölümü dedik ya rapor tablolardan oluşuyor. Raporun yani büyük bölümü tablolardan oluşuyor. Tablo girecekseniz pardon bu şey dosya eklemekten oluşuyor. Yukarıda birileri girdiniz. Açıklamayı yaptınız. Hala yetmedi. Dediniz ki ben Word'de de Excel'de bir şeyler daha hazırladım. Satış tablosu listesi yaptım Excel'de. 12'nin satışlarını döktüm. İhracatı, indirimli oranı, teşvikli satış hepsini daha detaylı çalışmak istiyorum. Excel'de yaptınız. Yaptığınız dosyayı bir kere Word ve Excel masa üstüne ya da belgeleri de herhangi bir yere bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekiyor. Kaydettiniz. Dosyaları aç diyorsunuz. Açıyor size burası bilgisayarı. Masa üstü belgeler neyse. Nereye kaydettiyseniz içine giriyorsunuz. Kaydettiğiniz isim neyse. Bir isim işte satış tablosu listesi. Satış tablosu listesini buradan çift tıkladığınız zaman buraya girdiğiniz Excel tablosu geliyor. İsmi geliyor. Ekle dediğiniz zaman şuraya masa üstünde yapmış olduğunuz Excel tablosunu indiriyor. Bu kadar. Mesela çalışan bilgileri girmişim ben. Ne girdiğinizi de görmek için dosyayı indir ikonuna basarsanız girdiğiniz bilgiyi önünüze getirir. Girdiğiniz Excel tablosunu beğenmediniz. Çöp tenekesi var. Bastığınız zaman siler. Yükleme zamanı. Ne zaman yüklediniz? Masa üstünde kaydederken sizin vermiş olduğunuz özel isim. Ne olarak yüklediğinizi görmek açısından. Ve ne yapacaksınız? Görecek misiniz? Silecek misiniz? Evet. Açıklamada bir şey atladım. Word'de dosyayı hazırladınız. Dosyaya bir isim verdiniz. O isim buraya gelmiyor. Word'de mesela satış tablosunu Word'de yaptınız. Word'de hazırlamış olduğunuz satış tablosunun üzerine 2019 dönemine ilişkin satış tablosu eki derseniz üstüne alıyor. Rapora da çok düzgün bir şekilde getiriyor. Yani Word ya da Excel'in üstüne bir açıklama girmekte fayda var. Bir kısım belge yüklemekten kaynaklanıyor. Bunu da geçtik. Şimdi raporun büyük bir kısmı tablolardan oluşuyor. Tablonun üstüne sürükleyip almak suretiyle Excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Bunu gördüğünüz zaman aşağıda tablo var anlamına geliyor. Birazdan göstereceğiz. Excel dokümanı için tıklayınız. Tıkladığınız zaman aşağıdaki Excel tablosunu isterseniz manuel girebilirsiniz. Şurada artı açar. Kaç satır girecekseniz artıya bastığınız zaman her satır bir satır açar. Ben manuel girmek istemiyorum. Zaman alıyor. Firmanın 20 tane şubesi var. 20 tane şubelere ya da merkezle ilgili bilgi gireceğim. Zaten firmanın kariyerli raporu varsa bir takım bilgileri bilgisayara yüklemekte fayda var. Aşağıdaki tabloyu tıkladığınız zaman Excel'e atıyor. Bu tablo aynen Excel'e geliyor. Ne girecekseniz satır satır giriyorsunuz. Aynı şekilde bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Yüklediğiniz Excel tablosunu alıyorsunuz Google Chrome ya da Explorer'ın üzerine. Getirdiğiniz zaman girmeniz gereken satır açılıyor burada. Tekrardan menüye bağlanıyorsunuz. Bırakmayıp tekrardan tablonun üstüne bıraktığınız zaman otomatik yapıştırıyor. Sistemi çok güzel yapmışlar. Basit, anlaşılır, sade. Başka ne o kadar şeye gerek yok. Excel'i kendisi açıyor.
Git Excel aç. Yani tekrar çık buradan Excel'e bağlan. Excel'de tablo yarat. Yok. Tıkladığınız zaman Excel tablosunu aşağıdaki girilmesi gelen alanlar sunar neyse birebir açıyor. Bu kadar. Format farklıysa zaten kaydırıyor. Kabul etmiyor. Dönüyorsunuz. Yanlış girdiniz. Yüklediniz. Menüde gelip düzeltme yapabiliyorsunuz. Ama dönüp Excel'de düzeltmek, o veriye bir kere sahip olmak firma hakkında. Ve işte masa üstünde Excel, Word, dünya kadar tablo yapacağız. Bunları da bir klasörde firmanın klasör altında toplamak en mantıklı. Bu kadar. Şimdi menülerde bazı alanlar zorunlu alanlar. Şu şekilde, rapor başlamadan önce sizlerin rapor için gerek kampüsün boş formatları olduğu yerler sorun. Kullanmıyorum. Ha birazdan geçeceğiz tek tek. Üstünden geçeceğiz. Biraz hızlı gideyim olmazsa. İnternet ve ilaç şifremize bağlandık. Menü geldi karşımıza. Şunu kullanayım. Bir kaderiye bir tasdik raporları, iki evet tasdik raporları. Alt kullanıcı yetkisi verme. Alt kullanıcı yetkiyi verdik. Tekrar dönmüyoruz. Alt kullanıcı girecekse kendi şifresiyle girecek. Bağlanacak. Yemini varsa kendisi girecekse zaten problem yok. Biz burada tantaj raporlarını seçeceğiz. Evet. Yetkilendirme kısmını geçtik. Anlatmıştık. Hem kaderiye raporları için hem de tantaj raporları için rapora başlamadan raporu oluşturmamız gerekiyor. Buradaki verilerin bir kısmı daha sonraki bölümlerde ya otomatik geçiyor ya da bu alanda idare kendi kontrolünü yapıyor. Yeminli mali müşavir. Kendisi bizzat rapor düzenleyecekse kendisini seçiyor. Ya da alt kullanıcı girdi şifresiyle. Tıkladı. Bir şirkette çalışıyor. 4 tane yeminli mali müşavir var şirkette. Hangisi üzerinden işlem yapacaksa o yeminli mali müşavir arkadaşı seçiyor. Şirketse eğer YMM şirketi vergi numarası seçimi açtığı zaman yukarıda hangi yeminli mali müşavir seçtiyse aşağıda o YMM'nin ortak olduğu bütün şirketler otomatik gelecek. Hangi şirket sözleşmeyi imzaladıysa sistemden bakanlığa süresinde gönderdiyse onu tıklayacak. Hakkında rapor yazılacak. Mükellefin vergi kimlik numarası tıklanacak. 2019 raporlarını vereceğiz. Ocak 2019, Aralık 2019 kağıt ortamında vermiş olduğumuz, bizim tabi olduğumuz raporun sayısını vereceğiz. Bir özel bir genel numaramız var. Rapor sayısını verdik. Raporu oluşturacağız. Bu kısım bu kadar. Çoğunluk kullanıcı ile alakalı. Rapora kim devam edecekse rapor oluştur bölümünden otomatik geldi. Buraya, şuraya otomatik geldi. Vergi dairesi gelen evrak sayısı rapor elektronik imzalanana kadar vergi dairesi gelen evrak sayısı boş gelir. Burası boştur. Yemin varmış arkadaş raporu elektronik imzası onayladı. Onayladığı anda buraya bir ID numarası gelir. Vergi dairesi memuru, gelen evrak memuru rapora bir sayı verdi. Ve buraya vergi dairesi gelen evrak sayısı oturur. Rapor imzalanana kadar boştur. Beyannamede yazılan matrah, olması gereken matrah. Tasdik edeceğimiz kurumlar vergisi beyannamesinde firmanın beyan ettiği matrah. Herhangi matrah farkı bulmadıysak eğer, aynı matrah bulduysak eğer matrah farkını yazıyoruz. Buradaki alanların bir kısmı otomatik gelecek. Mükellefin adı soyadı rapor oluşturan otomatik gelir. Yeminli mali müşavir adı soyadı vergi numarası otomatik gelir. Söylemiştik bir takım zorunlu alanlar var. Telefon numarası olması lazım. Yanında yıldız işareti varsa zorunlu alandır. Doldurmadan raporu kaydedersiniz, taslağı kaydedersiniz. Raporu kontrol ettiğiniz zaman eksik yazısı verir size. Her bölümü bitirdikten sonra aşağıda iki tane şey çıkar.
Taslağı kaydet, raporu kontrol et. Taslağı kaydetmeden çıkarsak sistemden girdiğimiz verileri bir daha girmek zorunda kalırız. Taslağı bir kere kaydetmek gerekiyor. Raporu kontrol et. İstediğiniz zaman elektronik imzalama aşamasına kadar herhangi bir safhada raporu kontrol et dediğiniz zaman bütün raporu kontrol ediyor. Bir ekran açıyor. Şurada şu eksik, burada bu eksik, burada bu eksik diye uyarıyor size. Tamamladığınız zaman tekrardan raporu ilgili bölümlere giriyoruz. Eksikliği dolduruyoruz. Önce taslağı kaydediyoruz. Tekrardan raporu kontrol et dersek artık bende şeyde kontrol edildi çıkıyor. Başka türlü çıkmaz. Raporda bir eksiklik yok anlamına geliyor. İmzalamaya hazır rapor. Evet. Bu da direkt internet verilerinden aldığımız bir çıktı. Deminki bölümün dolmuş hali. Oturmuş hali. Otomatik geldi. Sonuç kısmı manuel gireceğiz. İşte olması gereken madde şudur ya da raporun bir de sonuç kısmı var. Sonuç kısmında açıklanmış dediği ibare gireceğiz. Dayanak sözleşmesi sistem otomatik getirir. Tekrar girmeye gerekiyor. Sağ tarafta dediğim gibi bu internet dersine bağlandığımız çıktıdır. Taslak raporu iptal et. Bir rapor listeleme de iptal edebilirsiniz taslak raporu. Bir de her sayfanın sağ üst köşesinde şey çıkar. Rapor görüntüleme bastığınız zaman raporu her aşamada bir kapak girdiniz başka bir şey girmediniz. Rapor görüntüleme var şurada. Girdiğiniz zaman ne girdiyseniz rapor onu görüntüler size. Diğer sayfaları boş getirir. Rapor ekleme. Her sayfada rapor ekleme çıkar. Bu o tebliğ 5. maddesindeki rapor eklemenin belirtileceği kısımdan farklıdır. Rapor eklemeniz gereken bilanço gelir tablosu. Herhangi bir safhada rapor ekleme tuşuna basarak raporu bilanço gelir tablosuna ekleyebilirsiniz. İmzalama aracını indir. Her bölümde çıkar. Döndünüz, rapor tamamlamıştınız, bir yer değiştirdiniz, burada değiştirdiniz. Raporu kontrol ettiniz, kontrol edildi. Buradayken raporu imzalama aracını indirerek imzalama kısmına geçebilirsiniz. Kapak genel bilgi bölümü 12 alt bölümden oluşuyor. Bizdeki yine 18 nol tebliğin genel bilgi bölümü. Mükellef bilgileri bölümü. Yine iki tane zorunlu alan var. Yıldız var. Yıldız olan yerler muhakkak veri girişi istiyor. Bir takım alanlar yine otomatik gelecektir şeye. Rapor oluşturma bölümünden. Bir takım alanları siz gireceksiniz. Yukarıya girdiniz. Faaliyet kodu artı var. Faaliyet kodu otomatikman vergi dairesindeki faaliyet kodu neyse doğrudan gelir. Ama firmanın o dairesindeki faaliyet kodunun dışında da kodları varsa artı tuşuna basarak 5 tane faaliyet kodu girebilirsiniz. Girmek istiyorsanız. Yukarıda işte şube sayısı, imalathane bilgileri, iş yerinin durumu, muhasabiyede kiracı. Yukarıdaki alanlar yetmedi. Dediniz ki bana yukarıdaki alanlar yetmedi. Bu firmanın şube sayısı çok fazla. Açıklama kısmına şubeleri tek tek dökebilirsiniz. Bir açıklama kısmı zorunlu alan değil. Word'de yaptınız bunu. Masa üstüne indirdiniz. Dosya seç. Üstüne geliyorsunuz. Çift tıkladığınız zaman otomatik buraya getirir. Eklediğiniz zaman şuraya yükleme zamanını. Ne yüklemek, ne isim verdiyseniz onu getirir. Yanında belge indirme ve çarpı ikonunu açar. Ben ne zaman aradığımı bilmiyorum ki zaten. Mükellef iletişim bilgileri. Yine Excel bilgimiz şuydu. Excel'i tıklayınız diye. Tıkladığınız zaman şu sütunların hepsini açar Excel tablosunda. Manuel girebilirsiniz Excel'de. Girip kopyalayıp kopyaladığınızı Google, Chrome ya da Explorer üzerinden getirip buraya bıraktığınız anda bu alanlar otomatik geliyor. Bu kadar. Ya da ben Excel'de uğraşmak istemiyorum. Ben eskiye alıştım. Şurada artı tuşu var.
tıklarsanız alt alta bir satır geliriz. Tıklarınız bir satır daha açar. Bir satır daha açar. İptal etmek istediğiniz zaman da yanında bir kutu vardır. Kutuyu işaretlersiniz. İptal tuşu var burada. Bastığınız zaman satırı iptal eder. Sistem yine açıklama ve vergi yükleme kısmı var. Çoğu bölümlerde bu vardır. Yukarıdaki alanlara yetmedi. Daha fazla bildirmek istiyorsunuz. İsterseniz açıklama, isterseniz dosya yükleme yoluyla da raporlara giriş sağlayabilirsiniz. Ortaklık bilgileri %10'dan fazla ortakların girilmesi gerekiyor. Çok fazla ortağı var. %5'ten daha düşük olanların girilmesi ihtiyacıdır. Yabancı ortak varsa açıklama kısmına yabancı ortağın girilmesi zorunludur. Yine Excel formatı var. Zaten çoğu tablolardan oluşuyor. Raporun %67'si tablolardan oluşuyor. Sermaye hareketleri bölümü, genel bilgi bölümünde burada. Firmanın sermayesinde tasdik dönemi içerisinde herhangi bir değişim yoksa tabloyu doldurmuyoruz. Bu bir bölüm, şu bir bölümdür. Fazla slide almasını iki bölüm haline getirdik bunları. Dönem içerisinde sermayede bir artış varsa şunlar seçimlik alandır. Bastığınız zaman muhakkak altında işte aynı nakdi, fon, geçmiş karı çıkar. Neden dolayı sermayeyi artırdıysak eğer işaretliyoruz, yılı seçiyoruz ve tutanı yazıyoruz. Bir önceki yılla beraber bir artış yoksa, yani herhangi bir sermaye değişimi yoksa tabloyu boş bırakıyoruz. Zaten zorunlu alan değil. Sermaye azaltım tablosu da yine aynı. Sermaye bir azaltım varsa dolduruyoruz. Yoksa bırakıyoruz. İş hacmi bölümü zorunlu alandır. Yıldız var başında. İş hacmini manuel yazacağız. Şirketin cirosu şu kadar. Türk lirasıdır. Cirosun bu kadarı budur. Şu kadarı şundan ibarettir. Ya da bunu bir tablo halinde yaptıysak Word'de ön taraftan kopya yapıştır yapacağız. Ya da ben Excel'de oturdum güzel tablo yaptım deyip yükleme yapacağız tabloyu. Bu şirketin sermayesiyle alakalı. Ortak girdiyse %5'ten fazlaysa yazmak zorundayız. Yani satır yetmedi, aşağı açıklama şeklinde yazarız. Şirketin sermayesi, nominal işte sermayesi 500 bin lira. Herhangi bir artış da yok, azalış da yok ama şirket ortakları içerisinde değişme oldu. Onu yukarıda ortak bölümünde belirtiyoruz. Ama nakit sermaye ortak bölümü aynıydı zaten. Burası sermaye ile alakalı. Sermaye değişmediyse bu tablo boş kalıyor. Herhangi bir sermayede bir azaltım olduysa ortaklar karar aldı, sermaye azalttılar. Azaltım net, rakam ve nedeni yazıyoruz. O kadar. Peki ortak değişim olursa? Mükellef ortakları bölümü vardı. Şeyde. %5 ve aşağıysa yazmıyorsunuz. İhtiyari. Açıklama bölümüne yazabilirsiniz isterseniz. Aşağıda şuraya git. Tekrar geleyim onu. Ayşin Hakkı Bey şöyle. Usta, bir dakika. Bakın. Usta, bakın. O tablo ile bu tablo farklı. Hayır, ben başka bir şey söyleyeyim. %80 sermaye payı vardı. Yıl içerisinde vefat etti bu ortak. Çok varisi var. Ve bunlar gerekirse düşebiliyor %5'in altına. Usta, şimdi şöyle söyleyeyim. Bir sonraki bölüm şirketin sermaye rakamıyla alakalı. Bazen şirketler geçmiş kârlarını sermaye ilave ederler. Ortakla alakası yoktur. Ya da fonlarını ilave eder ya da nakdi sermaye arttırır. Orada Ahmet Mehmet Hüseyin diye sormuyor. Bir sonrakinde. Mükellef ortak bilgilerinde onu soruyor. Burayı anlatıp geçip şu bölüme gelmiştik. Sermaye arttırım ve sermaye azaltım tablosu. Burada ortağın isminin bir önemi yok. Burada önemli olan şirketin sermaye tutarı. Sermayede bir önceki yılla bir değişim göstermiyorsa, aynıysa, herhangi bir tabloyu boş bırakıp geçin. Ortaklık yapısı değiştiyse bir önceki tabloda direkt giriyorsun. Değişti tabii gireceksin. Aynı yıl içerisinde iki ortak aldı ve ikisinde tabloya girebilirsiniz. %5'in altı ihtiyacı ama yabancı ortak varsa yabancı ortağı açıklama kısmına gir diyor. Sistemin amaçlarından bir tanesi de kurumlar arasında veri akışını sağlamaktır.
kapasitör programında yapacağız onu. Yani yabancı ortağı istemesi, bir takım verileri istemesi artık kamunun idarenin veri akışını daha hızlı sağlaması. Yani buradaki verileri bildiğimiz kadarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşacaklar. İş hacmi zorunlu alandır. TASİK dönemine ilişkin iş hacmi yazıyoruz. Eğer yüklemek istiyorsak Excel ya da Word'de dosyaları yükleyebiliyoruz. Personel bilgileri bölümü. Üretimde çalışan personel. Yine bu Excel tablosudur. Otomatikman çok muntazam bir şekilde tablo Excel'e gelir. Tabloyu Excel üzerinden getirmek daha mantıklı geliyor. Diğer personel sayısı. Bütün aylar otomatik açılıyor. Bastığınız zaman. Ve zorunlu alandır. Firmanın yatırım teşvik belgesi varsa giriyoruz. Yatırım teşvik belgesi yoksa herhangi bir şey girmeye gerek yok. Yatırım teşvik belgesiyle alakalı açıklamaları, işte belge, bakan kaç tarihseli belgeyi almıştır. İşte belge 3. 4. bölgedir. Şu destekle itibar etmektedir. Belgeyi yüklemek istiyorsak ya da belgenin içindeki destekleri bir tablo yaptıysak yine Excel ya da Word halinde yükleyebiliyoruz. Ama firmada yatırım yoksa, teşvik belgesi yoksa tabloyu doldurmuyoruz. Kapasitör programı sanayisinin belgesi. Fantastik programlarında en önemli nokta. Benim gördüğüm üretim yapan firmalar. Firma alsat yapıyorsa zaten doldurmaya gerek yok. Ama bir firmada üretim varsa sanayisinin belgesi ve kapasitör programı olmak zorunda. Başında söylediğim firmalar bugüne kadar kapasitör programlarını ihtiyaca binaen aldılar. Hiçbir zaman kapasite raporlarını bizim muhasebe için almadılar. Ya ihraç kayıtlı satış yapmıştır, ya gümrüğe mal gelmiştir, daire işlemede kullanmıştır, ya elektrik indirimi kullanacaktır. Ama oradaki verileri firma bizzat bildiği kendisi üretim rakamlarını verdiği için şu anda önem arz etti. Kapasite raporuyla ilgili açıklamaların bir kısmına erişim sağlayamıyorduk. Ben Ocak ayına girdiğim zaman bir tanesini bugün açmışlar bölümünü. Şimdi onu söyleyeceğim. Firmanın kapasite raporu yine tablo halinde. Excel'e atıp Excel'den indirebilirsiniz. Manuel girebilirsiniz. Artı tuşu var yanda. Firmada kaç tane kapasite raporu varsa 4 tane olabilir. Yani firmanın 4 ayrı yerde fabrikası vardır. 4 ayrı yere ayrı kapasite raporu alması gerekir. Kapasite raporu üretim yerine veriliyor. Firmaya değil. Dördünde buraya tek tek girmek zorunda. Şurada şöyle bir işaret var. Acil miydi? Bunu tıkladığınız zaman tarih açılır. Tarihi manuelde girersiniz. Buradan işte ayı, günü, yılı seçerek de girebilirsiniz. Adına mı göndereyim, başkanına mı göndereyim? Tamam oldu. Kapasite geçerli süresi ve üretim konusu. Tarih kapasite tarih ve numarası kapasite raporunun tarih ve numarası değil. Kapasite raporunun en son sayfasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin onay tarih ve numarası var. Onu istiyor. Sistem. Ben mantığı kuramadım. Bir gün iki gün fark ediyor. Numara farklı. Ama bu veriyi bir şeyle karşılaştırıyor mu bilemiyorum. Kapasite raporun üstündeki numara değil. İşte 2020 Taksim 1 değil. Kapasite raporun son sayfasındaki Odalar ve Borsalar Birliği'nin tarih ve onay numarasını istiyor. Düzenleyen Ege Bölge Sanayi Odası. Geçerlik süresi kapasite raporları 3 yıl 2 yıla indi. Rapor üzerindeki geçerlik tarihi. Konusu kapasite raporunda bazen 3, 4, 5 tane konu olabiliyor. Ayakkabı dediniz, virgül dediniz. 5 tane üretim konusu var. 5'inde virgül diyerek yazacağız. Hepsini istiyor. Kapasite raporu alan firma sanayi sivil belgesi almak zorunda, cezası var. Yine tarih açıldı. Sanayi sivil belgesinin tarihi numarası vize tarihi. Vize tarihi niye istiyor sistem? Onu da kuramadım. Sanayi sivil belgelerin 2 yılda bir vize olmak zorunda. Her 2 senede bir vize olmak zorunda. Sanayi sivil belgelerin lisans sonuna kadar yıllık firmalar yıllık işe bec etmek verirler.
Ve yıllık işletme ceplerine bugüne kadar ben bizim meslek mensubu arkadaşlarının baktığını tahmin edemiyorum. Çünkü o sanayisiz vergiler şu an elektronik veriliyor. Daha önce kağıt ortamındaydı. Ve o üretimle alakalı, kapasite boyuyla alakalı firmalar o kadar veri giriyorlar ki sanayisiz vergisine. Bütün veriler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gidiyor. Son vize tayin istiyor. İki yılda bir belgeler vize yapılıyor. Her sene Nisan ayına kadar yıllık işletme cetvelleri üretim rakamları bakanlığa, teknoloji bakanlığına gidiyor. İki bakanlık koordineli gidecek mi bilmiyorum. Kapasite raporunun ilk sayfası. Hem kapasite raporundaki verileri istiyor, hem de raporu yazacağımız fiili dönemdeki, tasdik dönemindeki verileri istiyor. Kapasite raporunun sol tarafında üretim arazisi, kapalı olarak kira mal sahibi olduğu yazar. Tasdik döneminde aynısını kullandıysa firma, aynısını, üretim bir kısmı durdurduysa kapalı alan indi. 10 metrekare kapalı alan vardı. 5000 metrekaresini durdurdu. 5 metrekaresini aldı. İkisinin arasındaki farkı otomatik hesaplıyor. Ya firmanın kapasite kullanım oranını kendisi hesaplıyor. Kapasite ile kapalı alan arasındaki ilişki nedir? Üstad şöyle bir ilişki var. Biz bugüne kadar çalışmayan kısım gider ve zararlı bir hesap var. Biliyorum. Yani biraz da o hesaba dikkat etmek gerekiyor herhalde. Şunu öğrenmek istiyorum. Aha. Biliyorum da kapasitesi hiç değişmeden kapalı alanına arttırabilir veya azaltabilir. Bazen firmaların şöyle söyleyeyim. Bazen firmalarda talaşlı imalat vardır. Tekstil atölyesi, tekstil düşünün. Metal kısmı vardır. Metal kısmından çıkmıştır. Metal kısmı ağır geliyordur kendisine. Demir kısmı, profil kısmı. Bu kısmı fason vermiştir. O alanı kapatmıştır. Diyor ki, tasdik döneminde fiilen kullandığı alanları yaz. Ben ne kadar kapalı alanı ne kadar kullandığını bilmek istiyorum. Ve diyor ki, çıkar rakam %60. Diyor ki, sen kapasite raporunu alırken demiştin ki, ben tam kapasitede X malını, X personelle sayı veriyorsunuz. 8 saat çalışma süresi içerisinde şu ham maddeyi üretirim. Bu verileri firma veriyor. Bu bir tanesi. Kapasite raporunun sayfası. Makine tesisatının değeri vardır. Muhasebeci arkadaşlar 253'ü çekerler. Hepsine gönderirler. Onlar da rakam alır. Buraya yazarlar. Kapasite raporuna. Ve şirketin kurulu o anki sermaye durumu. Tasdik döneminde çalışan, fiilen çalışan makinenin değerini istiyor. Ve yüzdeyi kendi hesaplıyor. Biraz daha gelip ben son konuşuruz. Bu alana henüz giriş yapamadım. Açmamış alanı bize. Ama şu alana açtı bize şu anda. Bu alandan çekmesi gerekiyor verileri. Kapasite raporunda yine ilk sayfada o üretim tesisini kaç mühendis, kaç teknisyen, kaç usta personel çalıştığı yazar. 12 ay ortalama sayısını istiyor. Bunu yukarıdan çekiyor olmaz lazım. Biz şu anda burayı manuel girdik. Yukarı alana müdahale ettirmiyor bize. Kapasite raporundaki sayıyla çalışan personelin ne kadar değişim gösterdiğini kendi hesaplıyor. Kapasite raporunun ikinci sayfasında makine tesisatlar vardır. Üretimde kullanılıyor. Kapasite raporundaki makine tesisatın adedini ve cinsini istiyor. 4 kapasite raporu var. 4'ündeki CNC makineyi topla diyor. Tasdik döneminde fiilen üretimde kullanılan CNC 4 tane vardı. 3'ünü kullandık. 3'ünü al. CNC olduğunu belirt. Hangi makinenin kullanılıp kullanılmadığını soruyor üretimde. Kapasiteyi
tespit etmeye doğru gidiyor. Yani üretim yapan firmaların üretim miktarını kapasite raporundaki verileri alarak program yazılı bilgisayar tespit etmeye doğru gidiyoruz. Yıllık üretim kapasitesi açmadılar bu olanı bize henüz. Giriş yapamıyoruz. Her ürün kapasite raporunda yazan her ürünü tek tek yazmak gerekiyor. Kapasite raporunda 10 tane ürün var. Ürün cinsi. Kapasite raporu 3. sayfasında o üründen yılda kaç tane üreteceğimiz yazar. Tasdik döneminde üretilen miktar. Farkı kendi hesaplıyor. Bir kapasite raporunda 100 tane üreteceğim dedim. 60 tane üretmişsin. 160 kapasiteye çalışmışsın diyor. Çünkü kapasite raporunda bir işçinin kaç saat çalışacağı, ne kadar üreteceği yazıyor, firma veriyor mu? Verdiğin veriler orantılı düzgün şey olsun diyor. Kasit önemlilerinden miktarı verdiysek eğer, satılan malın maliyetini tespit etmek o kadar zor değil. Çünkü kapasite raporunda ham madde sarfiyat tablosu diye bir tablo var. X malını hangi ham maddeleri kullanarak üretebileceğimiz kapasite raporunu yazıyor. Bir onu istemiyor yalnız. Onu da diyor ben bularım artık diyor. Ben onu hesaplarım diyor. Evet. Miktarlı muhasebeye doğru gidiyor. Yani muhasebenin miktarlı olması gerekiyor. Ve buradaki rakamların da sanayiçilik belgesine verilen rakamlarla çok uç olmaması gerekiyor. Çünkü sanayiçilik belgesine müşavir arkadaşlar son dakika çünkü çok veri soruyorlar orada. Onlar da haklı. Son dakika paldır küldür giriyorsun diyorlar. Bunu da geçtik. Tasdik döneminde kullanılan krediler. Daha önce bir önceki yılı sorarlardı. Yatırım işletme kredisi aylar istiyor. Firmada yatırım kredisi olmayabilir. Seçimlik alandır. Yatırım varsa yatırım kredisini ayrı, işletme kredisini ayrı istiyor. Tasdik dönemi, dönem içi, dönem sonu ve taahhüt eden faizi istiyor. Ödenen değil. Yatırım kredilerinde, yatırım kredileri bir yıldan uzun vadeli kredilerdir. Kullandın, ödemedin ama taahhüt et diyor. Dönemsel ilkesi vereyi, 31 ülkeye getir krediyi. Ana para faiz oranı biliyorsun. Taahhüt et diyor diyor. Ve tasdik dönemi oluşan kur farkı. İzmir Belediyesi Başkanlığı Özelgesi var. Yatırım Teşvik Belgesi firmalarının kurumlar vergisinde. Kur farkı ve faizi yatırım kredileri alamazsın diye dikkat etmekte fayda var. Kredi dövize endeksliyse oluşan kur farkını istiyor. İcari faaliyetin değil. Ha? İcari faaliyetin değil. Hocam şey, firmanın kullanmış olduğu krediler. Firma yatırım dönemindeyse, yatırım kredisi alıyorsa diyor ki yıl içerisinde diyor yatırım kredisi aldığın için diyor biliyorsunuz yıl içinde kullanılan kredilerin 31-12'ye kadar doğacak faizleri de kur farklarının maliyete sonraki yılların seçimlik olması gerekiyor. Buradan onu mu tespit etmeye çalışıyor? Döviz kredisi kullandıysan diyor bankalardan ihraç açısındır, Eksim Bank kredisi ya da banka kaynak döviz kredisi kullanmışsınızdır. 31-12'ye göre doğacak kur farkını gir diyor. Faizi ayrı istiyor, kur farkını ayrı istiyor. Yani parantez içerisinde teknik kılavuzda zararı yazmamış. Yani aslında kur doğduysa kârı yazmakta fayda var. Yukarıdakilerin dışında bir tablo yaptıysak açıklama bölümüne manuel girebilir, zorunlu alan değil. Eğer tabloyu yüklemek istiyorsak dosya seç ya da dosya yükle bölümünden de girdiğimiz kredilerle ilgili tabloya girebiliriz. Muhasebeden sorumlu arkadaş, muhasebeci varsa firmada bilgilerini yazıyoruz. Nasıl üstad? Üstad, kredilerden dolayı kur, bu kredilerle alakalı. Tamam. Krediye alakalı kur geliri oluştuysa eğer 31-12'ye göre onu buraya istiyor. Siz kur gelirini malı maliyetini atın. Doğrudan gider yazın onu sormuyor. Bir bankadan kur farkı çıktı. Bir bankadan kur farkı gelerek oluştu. Netleşim tutarı mı yazacağız? Aşağıda tablo halinde yapmak daha doğru olur. Yukarıda net rakamı yazın.
Bu Excel tablolarını ondan istiyor. Excel tablolarına bu krediyi dökebiliyor. Bu tabloyu Excel'e döküp de Halk Bankası, döviz kredisi, 3112 bakiyesi 100 bin dolar, 3112 vergi üst kanunu kur bu, kur farkı bu, X Bankası. Bunu Excel'de istiyor. Onu yukarıda yazamazsınız. Ondan aşağıda yukarıdaki açıklamaların dışında ek bir açıklama yapmak istiyorsanız açıklamayı ya da yüklemeyi yapın diyor. Yani ondan aşağıdaki açıklamaları tablo halinde istiyor sizden. Açıklamalar kısmı yazabilir mi? Word'de manuel yazabilirsiniz. Word'den de aktarıp kopyalayıp yapabilirsiniz. Açıklamalar kısmını zaten o yüzden koymuş. Diyor ki yukarıda ben de tabloyu sana verdim şablonu. Bu şablon bütün firmalara uymayabilir. Ben de o şablonu verdim. Uyuyorsa bunu kullan, uymuyorsa kullan. Aşağıda yapman gereken açıklamaları yap. Ya da açıklama kısmını boş bırak, yükle bana. Yüklediğiniz zaman ayrı bir sayfada, bu bölümün görüntüde ayrı bir sayfada net bir şekilde ne yüklediyseniz tam yapıştırıyor. Benim bir siyah 45 dakika var. 4. Bana verin. Ben 8 saat, ben 2 saat ihtiyacım hesapladık. Saat 4'e kadar bende. Ya da bir soralım. Ara vermek ister misiniz arkadaşlar? Ha? Devam edeyim mi tam tasdiyeyim? Tamam. Genel bilgi bitti. Usul incelemeleri. Yine bizim 18.tv'de usul incelemeleri var. Sıralı gidiyoruz. 3 bölümden oluşuyor. Yanında artı var. Artı olan bölümleri tutmanız gerekiyor ki altında alt bölümler var. Eksi tıklarsanız kapatır. Neyini? Artıya tıklarsanız açar. Şimdi bölümlere geçelim. Yasal defterlere ilişkin bölüm, usul incelemelerinde. YÜM kebir envanterse sıkıntı yok. Yine Excel'de atıp Excel'den atabiliyorsunuz. Firma elektronik deftere tabi ise. Tasdik makamı, gelirse başkanlığı ifade eden GİP. Tasdik numarası ve beyanat numarası YÜM defterlerinin tekil numaraları. Yapmaları. Tek tek 12'ye yazıyoruz. Kağıt ortamı neyse YÖMİ'ye dönemi tasdik makamı İzmir 3. notuya gidiyoruz. Yine açıklamayı 4'ten yapmak istiyorsak çok fazlaysa defterleri ya da genel kurula kadar yazmak istiyorsak açıklamayı ya da ayrı bir Word sayfasını yükleyebiliyoruz. 12'ye istiyoruz zaten. Evet. Defter kayıtlarına herhangi bir usul uygun olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı. Zaten bunu yazıyoruz. Bunu yazmıyorsak usul incelemelerindeki alanların tamamı zorunlu alandır. Açıklamaların tamamı da zorunludur. Bunları boş geçemiyoruz. Buraya ya Word'den kopyala yapıştır ya da manuel yazacağız. İşte defter kayıtlarına dayanarak yaşayan belgeler usulüne uygun olup gerçeği yansıtmadığı ilişkin herhangi bir olumsuz testler rastlanmamıştır. İbaresi istiyor. Pardon, aşağıda yine şey yaptık. Bilançoya yazan kalemlerin defter kayıtlarını doğru ve tam olarak yansıtmadı. Yine bu ibareyi orada istiyor. Zorunlu alan, yıldız var hepsinin yanında. Bu alanları bu şekilde bırakıp geçemiyorsunuz. Muhakkak bir giriş yapmanız gerekiyor. Rapor kontrol ette uyarı olarak veriyor. Tasdik dönemine ilişkin verilmesi gereken beyannameler, yasal süresinde vermiş olduğumuz beyannamelere girmiyoruz. Çünkü kendisinde idarede var. Seçimlik alandır. Düzeltme yaptığımız beyanname ya da kanun süresi geçtikten sonra herhangi bir beyanname verdiysek eğer, mesela bir nol kademe düzeltme yaptık Mayıs ayında. Seçiyoruz. Dönemi Mayıs. Beyanname durumu seçimlik alandır. Ya kanun süresinden sonra ya kanun süresi içerisinde. Yine firma iade alacak çok fazla düzeltme beyannamesi verdi. Uğraşmak istemiyorsunuz. Tablo yapıp ya açıklamaya girip ya da yüklemeniz gerekiyor. Ama süresine verilen beyannameleri girmiyoruz. Denetleme ilişkin bölümler. Bu ben yazmıştım. Benim öbür şeyden geldi. Kendi raporumdan geldi.
Denetlemenin planlamasını yazıyorsunuz. İşte bunlar da sürekli yazdığımız şeyler. Bunlara girmeye gerek var mı diyorum. Aşağıda işletmenin organizasyonu, iş sistem kurulması, çalışma tarzı, üretim sürecine hep zorunlu alan alanlar. Yıldız var yanında, boş geçemiyorsunuz. Muhakkak nasıl kağıt ortamında yazıp anlatıyordum. Zaten Word'de elimizde vardır. Oradan yere girişini sağlıyoruz. Raporun burasına geldik. Dediniz ki rapora bir bakayım ne yaptım. Rapor görüntüleme. Tıkladığınız zaman raporu PDF ortamında açıyor. Ekrana getiriyor. Ne yaptığını görüyorsunuz. Şablonlar düzgün oturuyor. Düzeltmeniz gereken bir şey varsa dönüyorsunuz. İptal ediyorsunuz, tekrar yüklüyorsunuz o bölümü. Her bölümde sağdaki bölüm, her bölümde iptal edebiliyorsunuz yaptıklarınızı. Sıfırdan yapabiliyorsunuz. Ya görüntüleyebiliyorsunuz ya da menünün her sayfasında belge ekleyebiliyorsunuz. Ama açıklama ya da şeye değil. Rapor ekine. Raporun içine, şu bölüm raporun içine belge eklemeyle alakalı değil. Rapor ekine. Usul incelemelerindeki 18 volt tebliğ zorunlu alanlarından. Orada 18 volt tebliğdeki ne alan zorunluysa mali toplar üzerindeki gözden geçirilmesi, kanıtların toplanması, uygulanan tekliflerle belirleme testleri inceleme yöntemleri yine tebliğdeki aynısı. Yani kağıt ortamında ne yapıyorsak aynısını yapıştırıyoruz. Buralar sıkıntı olmadığı için geçiyorum. Sayın Memantar incelemesi, benliği, gayri incelemesi, karşı incelemeleri. Bilgi toplama ve doğrulama bölümü, hepsi zorunlu olan analitik inceleme, işte saydık, tarttık, biçtik, ölçtük, fark bulamadık. Yukarıdakilerle alakalı yetmediyse eğer, her 6 bölümdür yeminli mayumşar tam tasarruf raporu. Hepsinin altında sizin için bir bölüm açıyor. Diyor ki yukarıdakilerin dışında girmek istediğin başka bilgi yeri varsa, yani tespit ettiğin başka bir husus varsa bu bölüme ya açıklamaya gir ya da yükle diyor. Boş geçebilirsiniz, zorunlu alan değildir. İhtiyaç duyulması halinde girilecek alandır. Hesap incelemeleri bölümü. Tam tersi raporlarının alıştığımızın dışında bize veri girdirmiyor. Tablo açmıyor. Mal akışının işte alış satışların gerçek olup olmadığı, nakit alımların mal alış satışlarıyla doğru olup olmadığı, yine 18 nolu tebliğ neyse, istisnalar, amortismanlar. Word'de yaz diyor. Bunları istiyorsanız her bir bölümünü Word'de ayrı ayrı yazın. Yükle diyor bana. En kolayı bölüm. Tabii yazarken de işte nakit alım ve satımın mal alım satımını işte gerçeğe yazmakla alakalı bir başlık atarsınız. Ya da kurumlar vergisi beyannamesine ilişkin istisnalar deyip istisnaları anlatırsınız. İşte ilimli kurumlar vergisi, gayrimenkul satış kazanç istisnası, ne istisna varsa her biri ayrı ayrı bölüm Word'de yükleyip buraya satır satır yükleyebilirsiniz. Yüklemeden oluşan bir alan. Veri giremiyoruz. Excel tablosu açmıyor. İsterseniz hesap incelemelerini hepsini 10 sayfa Word'de yazıp 10 sayfayı bir seferde de yükleyebilirsiniz. İsterseniz 18 numara tebliğini açıp askeri olması gereken bilgiler var orada. Her bir Word dosyasının üstüne bir satır başlayıp altına açıklamanızı yapabilirsiniz. Hepsini tek tek, hepsine bir isim verip dosyaları yüklerken tek tek yükleyebilirsiniz. Sayfa sınırlaması yok. 5 megabaytı geçmemek kadar. Sonuç kısmı, bu da yine şeyden, internet belgelerinden. Rapor yazacak mükellefle alakalı yeminli mali müşavirin kanaatinin yazıldığı olduğu bölüm. İsterseniz sonuç kısmına manuel girebilirsiniz, yazabilirsiniz. İsterseniz Word'de sonuç kısmını yazıp Word'den buraya kopyalı yapıştır yapabilirsiniz. Ya da Word dosyasını
seçerek direkt yükleyebilirsiniz. Nevili Maymuş arkadaşım kanaatini yazdı. Kağıt ortamındaki son sayfa. En güzel sayfa. Şimdi, Tevhid diyor ki 5. maddesinde bir ek listesi vermek zorundasın bana. Bu 5 megabaytı açmamak için yeminli mali müşavirin imzasını taşıyan belgeleri elektronik ortamda rapora ekleyeceksin. Bunlar nedir? Bilanço bilir tablosu. Bunları ekleyeceksin. Ama karşılığı tutanlar bilgi yazısı, yeminli mali müşavirin imzası yok. Bunları işaretlemek kaydıyla. Nasıl bana göndereceğini söylemek kaydıyla rapor sayısına ilgi tutarak vergi dersi dilek şeklinde vereceksin. Yine sınır yok. Bilanço ve gelir tablosunu elektronik ortamda veriyoruz, yüklüyoruz. Belge raporun herhangi bir yerinde belge ekleme kısmından bilanço ve gelir tablosunu yükleyebilirsiniz. Bir nol tevli muhakkak rapor ekinde faaliyet belgesi olacak diyor. Başka reklam alınmadı ya. Faaliyet belgelerine yönetim kurulu bu sene zam yapmadı. Fazla fazla alabilirsiniz. Bu arada genç prezenter bir teşekkür ederim. Ben reklamı şey aldım yani 2020'de faaliyet belgeleri sözleşmeler 2019 aynı rakam. Faaliyet belgesini bir sefer vergilerinde verdiğiniz zaman fotokopi verebilirsiniz diyor 3 ay içerisinde. Ama faaliyet belgelerinin 2 aya indi. Herhalde başkanlığın bana biri yok. Tebliğ 3 ay almışlar. Ekleyeceğiniz belgenin sayısı zorunlu. İvaz edilme şekli. Elektronik ortamda elektronik imzalama. Raporun ekine dilekçeyle beraber rapor sayısını yutarak direkt bağlı oldu vergilerine. Bunu muhakkak girmek zorundayız. Şununla karıştırmayalım. Belge ekle dediğimiz zaman buraya açmıyor. Belge eklemenin bilanço gelir tablosunu elektronik olarak ne ekleyecekseniz sistem kendisi idareye gönderiyor. Listeyi siz oluşturuyorsunuz. Raporları görüntülemesi, belge ekleme, imzalama, iptal ve pasif işlemler var. İhtiyarım onu anlatacak. Rapor görüntülemeyi raporun menünün her sayfasında sağda sütuna çıkıyor. İstediğiniz yerde raporlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Raporları imzaladıktan sonra rapor listemenin altında imzalanmış raporları görüntüleme var. İmzaladıysanız eğer altında yazar 5070 sayılı elektronik imzalama kanunu 5. maddesinin sınavından nitelikli imzalı imzalanmış diye bir şart düşer. Ve raporun gittiğini görürsünüz en alt kısımda. Her sayfanın altında bu yazar. Sayında sağında 380 der. 3. sayfa 80 sayfadan oluşuyor der. Mükellefin vergi numarası yapar ve kaçıncı versiyonda gönderdiniz? Yani kaç kere gönderdiniz raporu? 3 kere pasife çektiniz. 3. versiyon diye yazar. Benim firmanın görüntülemesi rapor bu şekilde geliyor. 1. versiyon rapor imzalanmadı çünkü bunlar arası dönemi başlamadığı için. Sayfa sayfa bu şekilde geliyor muntazam bir. Belge ekleme, sağda her köşede belge ekleme ikonu var. Burada karşı cevherleri yazmış. Herhalde kademeli raporuyla alakalıydı. Fantastik zorunluluğu. Yine ekleyeceğiniz belgenin açıklaması, bilanço. Bilançoyu masa üstüne kaydetmeniz gerekiyor. Masa üstünden geçiriyor. Eklediğiniz zaman elektronik olarak gönderdiğiniz raporun ekini ekliyor. Kağıt ortamında vergiler size vermek zorunda olduğunuz belgeleri, dilek şeklinde verdiğiniz vergileri, vergileri taratıyor. Sayı veriyor. Vergiler size dilek şeklinde vermiş olduğunuz evrakların da belgeyi kontrolladığınız zaman görüntüsüne ulaşabiliyorsunuz sistemde. Ne verdiyseniz. Taslak raporu iptal etme, taslak raporu iptal etme iki yerde var. Bir rapor listeleme de var sisteme girerken. Açmıştı, çarpıya tıklarsanız bütün raporu iptal eder. Bir de sağda her bölümde taslak raporu iptal ettiği bölüm çıkıyor. Yine tıklarsanız taslak raporunuzu iptal edersiniz. İptal pasif dilekçesi gönderme.
Elektronik imzaladınız. Elektronik imzaladığınız raporu bir tek yeminli mali müşavir iptal edebilir. Alkolik iptal etme yetkisi yok. Bölüm geldiği zaman şu şekilde geliyor. Ya iptal edeceksiniz ya pasife çekeceksiniz. İptali yememek kendi şifresi, rapor üstündeyse iptal edebilir. Alt kullanıcının pasife çekme yetkisi var. Yeminli mali müşavir iptal bölümünü işaretli iptal sebebini de yazdığı zaman dilekçeyi gönder butonu var. Bastığınız zaman dilekçe vergi dairesi müdürüne gidiyor. İptal etme yetkisi vergi dairesi müdüründe, pasife çekme yetkisi vergi dairesi memurun yetkisinde. Müdür iptal gerekçesini haklı bulur da süresi içerisinde, 30 Haziran ya da 30 Mayıs içerisinde. Daha sonrasında iptal yok. Pasif de yok çünkü sistemi kapatıyorlar. Raporu tekrardan açık bırakıyor. Düzeltmeleri yapıyorsunuz. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Tekrar elektronik imzamızı imzaladık. İkinci versiyonu da gönderiyoruz. Yine raporda bir eksiklik oldu. Alt kullanıcı eksikliği fark etti. Pasif dilekçesini hem yeminli mali hem de alt kullanıcı gönderebilir. Pasif nedeni yazması lazım. Yazıyor ve vergi dairesi memuru pasife çekiyor. Yani müdür karışmıyor. Peki bu iptal vergi dairesi müdürünün yetkisinin olması biraz saçma değil mi? Yani yasal süresi içerisinde ben verdiğim raporu istediğim şekilde değiştireceksem iptal edemeyecek miyim sadece? Usta kılavuz vergi dairesi müdürüne yetki vermiş. Vergi dairesi müdürü yoksa muhakkak yetkiyi birine devretmiştir. O verecek ama pasife çekmeyi... Az önce dediniz ki kabul ederse, kabul etmezse... Nasıl? Kabul etmedi diyelim vergiler. Oradaki iptal raporu tümden işlemden kaldırılması. Raporu iptal ediyorsunuz. Elektrik imzayla gönderdiğiniz raporu iptal ediyorsunuz. Raporu komple iptal ediyorsunuz. Zaten tekrardan raporu elektrik imzayla düzeltip tekrar yüklemeniz gerekiyor. Ama süresi içerisinde. 30 Haziran'a kadar ya da 31 Mayıs'a kadar. O tarihten sonra yetkiyi vermiyorum. Soru varsa soru alalım. 10-15 dakikam var. Tamam, onu bekliyorum. Soru alalım. Tabii. Zorunlu. Evet. Dilekçe vermemiz gereken zorunlu evrakların içerisinde faaliyet vergisi dışında ne var? Zorunlu şu anda başka yok. Yok. Ama faaliyet belgesi var. Faaliyet belgesinin aslını tek şekilde de verebilirsiniz. Sevgili diyor ki faaliyet belgesinin aslını bir sefer vergi dairesine verdiğiniz zaman 3 ay içerisinde o vergi dairesine raporu veriyorsanız fotokopi veriyorsunuz. Vergi dairesine bağlı 10 müfellet var atıyorum. 10 tane bizden asıl alacaksınız. Tekrar şekilde vermişler ve 3 aydır, 2 aydır. Yatırım, faaliyet belgeleri süresi 2 aydır. Şimdi faaliyet belgeleri diğer kurumlar zaten orijinal olmazsa kabul etmiyor. Mesela biz yazıyoruz, TÜBİTAK raporu yazıyoruz. Fotokopi kabul etmiyor. Yatırım teşkilatı ile alakalı rapor yazıyoruz. Fotokopi kabul etmiyor. Aynı bakanlığa aynı anda 5 tane rapor veriyorum. 5 raporda 5 tanesini istiyor. Ya değil mi? Sana bir tanesini verdik zaten. 2 ay içerisinde yok. Diğer rapor kendinden bağlısın. 5'ine de faaliyet belgesini orijinal vereceksin. Nasıl kilo şöyle yaparım. Yok zaten. Soru varsa yoksa ara verelim. Görüşürüz. Usta şimdi tam pasif raporlarında karşı inceleme koyma zorunluluğu yok. Kaderi yerde raporlarında var o. Karşı inceleme raporlarında, tam pasif raporunda belgeyi desteklesin diye koymak istiyorsak, elinizde varsa zaten hesap incelemenin bölümünde karşı incelemeleri yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki şunlardan karşılığımı aldım. Şu belgelerden size bilgi yazısı gönderdim. Bunlardan cevap aldım, bunlardan alamadım diye yazıyorsunuz. Ama ille de tam pasif raporuna karşı inceleme vermek istiyorsanız direkt şekilde vereceğiz. Ama vermeyebilirsin. Kariyer doporları için her şey söz konusu değil. Evet.
Taraftan da üzüldük sizlerin ayakta kalmış olması sebebiyle. Ama gördüğünüz gibi basit gibi ama oldukça da zor. Adı basit ama bana göre zor. Şimdi şu oturduğunuz alanda 100 tane sandalye var. Bunun 40'ı kolçaklı, üstü kolçaksız. Yan taraftaki televizyondan aktarmalı, görüntülü odamızda da 35 koltuk var. Biz açıkçası 150 civarı yukarıdan da birkaç tane indirir ve bu size ağırlar diye düşünmüştük ama ilginiz dolayısıyla teşekkür ederiz. Şimdi gelecek toplantı saatimiz, günümüz 18 Şubat olduğuna göre 18 Şubat'ta tekrar gelmek isteyenlere başımızın üstüne. Ama sayınızı önceden 15 Şubat'ta öğrenmek istiyoruz. 15 Şubat'ta kaydını yaptırmayanı tekrar gelenler de kabul ediyoruz. Gelmek isteyenler de kabul ediyoruz. Ona göre biz salon ayarlamak durumundayız. Sizi daha iyi ağırlayabilmek için ve gerçekten de katkıda bulunabilmek için. Burada daha önceden ismini bildirenlere biz hem sertifika hazırlamıştık hem de imza köyümüz var. Biz bunu kamu gözetiminde bu listeler göndereceğiz size birkaç puan verebilmesi için. Boş zamanında onu da imzalarsanız memnun oluruz. Çıkışta da herkes daha önceden kaydını yaptırmış olanlar için sertifikalar hazırladık. Onları da alabilirsiniz. İsteyenimi birazdan yoracağız. Şimdi bir çay kahvemiz dışarıda yeteri kadar var diye düşünüyorum. İnşallah orada da açıkta kalmayız.